az kişi oluyor. Yani güzel bir bitiriş, güzel bir finish. Oyuncularımı kutluyorum. Yani bu sezon emeğe geçen, bize katkıda bulunan herkese, malzemecisinden masörüne, aşçısından bekçisine kadar, başkanımız, yönetim kurulumuz, bütün çalışanlarımız, oyuncularım, spor direktörümüz, bütün herkese teşekkür ediyorum. Güzel bir sezon oldu. İyi de kapattık. Bir insan daha ne ister bu şartlarda? İnşallah güzel bir tatil yapıp yeni sezona hem biz de kilo vererek hem de daha fit, daha dinç bir şekilde girmek istiyoruz Allah nasip ederse. Hocam şimdi sezon bitti. Siz bu sezonun muhasebesini yapacaksınız kendi içinizde. Yeni sezon geliyor. Yeni sezonla ilgili gençler de son 4-5 sezondur oldukça vasat geçiyor. Yeni sezonla ilgili projeler nedir? Yani daha iyi bir gençlerimi izleyeceğiz mi yukarılarda yoksa orta sıralardaki vasat taksim mi? Şimdi hep söylüyorum ya, bazılarının hoşuna gitmiyor. Biraz gerçekçi olmak lazım. Yani Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzon ve Başakşehir özellikle o ilk beşi şu anda parsellemiş durumdalar. Yani bunların maddi olarak da bütçelerine de baktığın zaman bizlerden çok çok önde olduğu bir gerçek. Biz o 5 ile 8 arasında yer almaya çalışacağız. Ama önümüzdeki sene bu kulübün tarihinin en zor senesi. Çünkü bir Çınar'dan devraldığımız bir kulübü yeni statla yeni sezona başlamak, o dezavantajı az da olsa inşallah en az seviyede yaşarız. Dolayısıyla önümüzdeki sene belki gençler ve tarihinin en zor sezonu olacak. Biz 5 ile 8 arasında bir yer kendimize edinirsek sonrasında yapacağımız planlamayla, yani kulübün yapacağı planlamayla, çünkü biz hep gelip geçeceğiz. İskeleti koruyarak daha büyük başarıların, 5.liğin, belki ilk 5'in içinde olmayı yakalanabileceğini düşünüyorum. Ama belki burayla birebir örnek olmasa da hep verdiğim bir örnek var. Benim için başarı istikrar. Yani işte haddim olmayarak şunu söylüyorum. Bursaspor şampiyon oldu. Arkası yok. Bir takım UEFA kupası aldı. Arkası yok. Yani istikrar, yani bir sene birinci, ikinci olup ya da üçüncü, dördüncü olup bir sene sonra küme düşmeyi oynayacaksam her sene ilk 8'in ilk 10'un içinde olmayı sorunsuz bir şekilde tercih ederim. Yani burada bir şeyler aranıyor. Ne arandığını ben az çok tahmin edebiliyorum. Yani herkes istiyor ki çok pahalı transferler olsun, herkes istiyor ki çok kaliteli oyuncular. Yok, bizim öyle bir durumumuz yok. Böyle yaparsak insanları kandırırız. Bizim arkamızda kitleler yok. Yani Allah korusun, bu takım diğerleri gibi bir sorun yaşarsa bir daha toparlanamaz. Biz hem altyapıdan çıkartmak zorundayız, geliştirmek zorundayız. Hem de yetiştirmek ve yarışmak zorundayız. Dolayısıyla seneye Berat gelecek, Mert gelecek, Alaaddin gelecek. Bunlar seneye bu takımda en az 10-15 maç forma giyecek oyuncular. Ne yapabilirim ki daha? Yani altyapıdan 3 tane oyuncuya önümüzdeki sene Allah nasip ederse 15-20 maç forma giydirip yine ilk 8'in ilk 10'un içinde bir takım yer alacaksa, ya bir daha ne olabilir yani bu şartlardaki bir takım için? Benim düşüncem bu, ama ben de isterim şampiyonla oynamak. Yani aklımda da bir iki oyuncu var. Sağ olsun çalışıyorlar. Olursa çok da farklı bir açıklama da yapabilirim yani. Ben buraya geldiğimde hedefim ilk 6 dediğimde gülmüşlerdi. İlk 8 oldu. O da ligde kalmanın getirmiş olduğu rahatlıktan dolayı oldu. Bir iki oyuncu da alınırsa hedefimiz ilk 5 de diyebilirim. Avrupa kupaları da diyebilirim. Gülerler ama ben onun için mücadele ederim. Oyuncularıma onu motive ederim. Çünkü evet, Bursaspor şampiyon olduğu sene önce ligde kalacak puan aldı. Sonra devamını getirdi. Ama sadece başlı başına ligde kalmaya hedef göstermek de doğru bir şey değil. O zaman ne oluyor? Belli puan aldıktan sonra oyuncuyu motive edemiyorsun. Geçtiğimiz 3 maçta yaşadığımız sıkıntılar gibi. Onun için hedefi biraz yüksek tutacağız. Bu bir gerçek. Çalışmalarımız devam ediyor. Yani gençler bir tarihinde olmamış bir 3 tane oyuncu aldık. Daha lig bitmedi. Çalışıyoruz, gidiyoruz, izliyoruz. Şimdi tabii anlatırlar, o oynamıyor, bu oynamıyor. Zaten oynayan adamı alsan o paralara getiremezsin zaten. Yani Hacı Galatasaray'a geldiğinde Real Madrid'de oynasaydı gelir miydi? Barcelona'da oynasaydı gelir miydi? Buradan Brescia'ya gider miydi? Zaten Türkiye'ye gelen hangi yabancı oyuncu İngiltere'yi, Premier Ligi, Rusya Ligi'ni buraları bırakır da eğer oynuyorsa gelir ki? Daha iyi paralar alıp oynamıyorsa bir çıkış yapmak için geliyor. Bu bir gerçek. Şartlarımız o yönde oyuncu almaya müsait. Sadece bizim kulübün değil, bütün ülke şartı bana göre. Öyle. Hocam tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Başarılı bir sezon ve huzurlu bir sezon geçirdi gençler. Benim için huzurlu değil de. Dışarıdan öyle görülüyor. Benim sormak istediğim, sizi bu süreçte
en fazla mutlu eden Mevlüt'ün olayıydı. Beni bu süreçte en fazla mutlu eden olay Alanya maçından sonra başkanın dimdik bu takımın arkasında ve bizim arkamızda durmasıydı. Mutlu eden olay. Çünkü bir takımda bir hocayı bütün herkesin istemesi, bütün yöneticilerin istemesi diye bir şey söz konusu değil. Ama o dönem tabii çok üzüldüm. O dönem bunların düşünülmesi yerine hep söylüyorum, yine söyleyeceğim. Bu kulübe 20-25 trilyon para girmesine vesile olan bizlerin sadece başkan tarafından değil, bütün herkes tarafından korunması gerekiyordu. Sevindiğim olay Alanya maçından sonra başkanın o dik duruşuydu. Hem takımın hem bizim arkamızda. Üzüldüğüm olay, ya çok üzüldük, üzülmediğimiz bir olay yok ki, hangisini anlatayım. Yani rahmetten tutun, işte gerek işte o geçirdiğimiz o 5-6 haftalık sıkıntılı dönem. Türkiye'de tabii teknik adamlara tanınan süre herkes tarafından malum. Aslında bu konuda Sivas Spor'u, Rize Spor'u biraz örnek göstermek lazım. Görüyorsunuz, ligde kalırsa belki çok başarılı, yani o belki Rize Spor 3 tane de hoca değişebilirdi. Sivas Spor, Mesut Hoca ile küme düştü, devam etti. Yani bunlar çok örneğe görülmemiş şeyler Türkiye'de. Onun için başkanın o duruşu benim adıma unutulmaz bir şeydi. Bundan dolayı zaten mukayeleyi önüme getirdiğinde hiç ne para konuştum ne pul konuştum. Şu anda bir hedefim var bu kulüp için. Ali abi, bana deseler ki hocam ilk 10'a ilk 12 oyna, ligde kal. İnan ben komple Gençler Birliği altyapısından oyuncu çıkartmaya, oradan oynatmaya, bir altın ordu modeli yaratmak için kendi kariyerimi bile yakmaya razıyım. Ama buna ne kadar sabredilir, ne kadar müsaade edilir? Ama şunun sözünü verebilirim, inşallah seneye Alaaddin'e, Mert'e, Berat'a bunlara da önümüzdeki sene kaç maç olur bilmiyorum, fazlasıyla bu formayı giydireceğiz. Bütün hedefimiz bu. Yani Gençler Birliği gençler birliklerindir. Altyapıyı ve oradan gelen oyuncuları hiçbir zaman ihmal etmeyeceğiz. Onun dışında üçüncülük olur, beşincilik olur, sekizincilik olur. Onun sözünü veremem ki. Biz çalışırız gerisi takdir ilahi. Şöyle. Birincisi, şimdi bu kulübe ben 9 yaşında girdim. O günden bu yana birçok basın mensuplarını gördüm. Hepsiyle çalıştım. Çok aşçıyla da. Nasıl? Çok aşçıyla da çalıştım. Çok sporlu. Hepsiyle. Yani şimdi şöyle bir şey var. Benim için saygının yitirilmediği herkes benim için doğru insandır, doğru adamdır. Yani ben hiç kimseyle sorun yaşamadım. Ha, benimle sorun yaşayanlar olabilir. Kendi problemleri. Ben kimseyle baktım. Ben burada bundan 10-15 hafta önce bir laf söyledim. Savaşmaya çok gücüm var ama kavga etmeye hiç mecalim yok. Ben kimseyle kavga etmek derdinde değilim. Beni nasıl bilirlerse bilsinler. Şimdi isim vermiyorum. X bir yöneticimiz dedi ki ya ben seninle dedi yolculuk yapmadan önce dedi ben seni, ya ben şimdi her yöneticiyle her gazeteciyle ayrı ayrı uzun yola mı gideyim? Uçağa mı bineyim gideyim? Beni tanımaları için yani. Ben kendimi nasıl sevdireyim abi? Gelsin, benim kapım herkese açık. İnan size de açık, Bülent'e de açık, kim gelirse gelsin. Ben kimseyle kavganın başlangıcı hiç olmadım. Hiç kimseyle kavganın başlangıcı olmadım. Ve yasaklar benim hiç sevmediğim şeylerdir. O kulüp benim babamın çiftliği değil. Herkes o kulübe girebilir. Ama o kulübün çalışanına hakaret, iftira atana da gerekli mesafeyi her zaman koruruz. Bunu birisi için söylemiyorum. Yani bundan sonrası için söylüyorum. Ben isterdim ki kazandığımız bir maçtan sonra da Bülent de burada olsun. Kaybederken soru sormak kolay. Anlatabildim mi? Yani önemli olan benim hayattaki kıstasım şudur. Sevdiğin insana hak ettiği zaman acıyı söyleyebilmek, sevmediğin insana da hak ettiği zaman haklılığını söyleyebilmek benim hayat felsefemdir. Yani onun için benim kimseyle kavga etmeye bir şeyim yok, yani öyle bir merakım da yok. Benim tek derdim var. Ben profesyonelim. Ben çoluğuma çocuğuma ekmek götürmek için, bu kulübe faydalı olmak için çalışıyorum. Yine de söylüyorum. Son 20 yılın belki de en zayıf kadrosu. Hiç kimse kusura bakmasın. Ama biz gece gündüz çalıştık. Ben de
Ama biz gece gündüz çalıştık. Allah da çalışana bir şekilde veriyor. Yani insanlar benim tipimden beğenmeyebilir, düşüncemden beğenmeyebilir, şeklimden beğenmeyebilir. Ben bir şey yapamam ki Musa insanlara. Kavgacı diyebilir. Ben kimseyle hayatım boyu bir kavganın başlangıcı olmadım. Hep bana atfedilenlerden dolayı veyahut da başlatılanlardan dolayı. Onu da 32 yaşında teknik adamlığa başladım. Benim de hata yapmam normal ya. Bunlar normal şeyler yani. Önemli olan niyetin kötü olmaması. İnşallah yeni sezonda başlamadan bu eleştirir mi artık sorun mu bilmiyorum. Bir kahvaltıyla bunu da geçiştiririz artık ama kahvaltı parasını Emrah öder. Teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Nasıl? He? Ne? Şimdi mi? Nereye gideyim şimdi? 10 haftasıydı. Aynı puanda iki takımın mücadelesi belki bir amacı gibi görünmese de sıralamayı belirleyecek bir maçtı. Belki bir 8.lik maçı gibiydi. Bugün berabere kalmak bile 8. bitirtecekti bize. Ona rağmen ilk yarı Gençler Birliği takımı daha topa sahip oldu. Daha gol atabilecek pozisyonlara yaklaştı. Son dakikada yediğimiz golle geriye düştük. Oyunun ikinci yarısında her iki takımın temposu da iki amacı olan takımın mücadelesi şeklinde geçti. İkinci yarı pozisyonlar bulduk. Daha doğru oynadık. Daha önde oynadık. Son ana kadar beraberliği getirecek golü kovaladık. Ligi bitirdik. Ligi ilk 10 içerisinde bitiriyoruz. Bizim için 10. sırada ligi bitirmek başarı değil. Daha yukarılarda olmalıydık. Belki kupayla birlikte bunu sürdürmenin zorluklarını yaşadık. Baktığımızda bugün lig sıralamasında sadece 5. 6. 7. sıradaki takımlardan puan alamamışız. Bu da sanıyorum sıralamayı belirledi. Şimdi Kasımpaşa Spor Kulübü bir organizasyon ve vizyon kulübü. Bu sene gelecek senenin altyapısı olacak. Şimdi gelecek sene için hazırlıklara başlayacağız yarından itibaren. Gelecek sene kadromuzun daha nitelikli olmasını planlıyoruz. Daha doğru oyuncularla daha yarışır bir takım olmak istiyoruz. Gelecek sene de hedefimiz ligde üst sıralara oynayan bir Kasımpaşa olacak ve aynı zamanda da kupa hedefini kovalayan bir Kasımpaşa olacak. Şampiyon olan Beşiktaş'ı kutluyorum. Kupa şampiyonu Konyaspor'u kutluyorum. Düşecek olan takımlara geçmiş olsun diyorum. Renkli güzel bir lig geçti bizim açımızdan istediğimiz yerde bitmese de. Sorunuz yoksa